Bazıları için demokrasiyi tesis eden bir kişisiniz. Kimileri için zenginlerden çalıp fakire dağıtan Robin Hood gibi bir kimliksiniz. En azından demokratik açıdan fakir olanlara dağıtan. Hangisi sizin için George Soros'u temsil ediyor? Bence ben her ikisiyim. Çünkü hem çok para kazandım hem de çok para verdim. Dolayısıyla her iki tarafta da, hikayenin her iki tarafında da varım. Peki sivil toplum örgütleri, açık toplum için ne ifade ediyorsunuz? 450 milyon dolar veriyorum yaklaşık yılda. Büyük bir miktar. Evet, büyük bir para. Şimdi bir parça Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'yi nasıl algılıyorsunuz? Ne ifade ediyor sizin için Türkiye? Şimdi Türkiye'de birçok kişinin demokrasiye inandığını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaklaşmasını istediğini biliyorum ve onlara destek veriyorum. Çünkü bu onların savunduğu bir fikir ve bence iyi bir fikir. Türkiye için çok çok önemli bence Avrupa'ya yaklaşmak. Avrupa içinde yeterince kapsayıcı olmak önemli. Türkiye'ye bir yer bulabilecek kadar kapsayıcı olmak. Sizce bunu yapacak mı Avrupa? Yani bu uzun zaman alacaktır. Çok çaba harcanmasını gerektirecektir. Çünkü birçok önyargı var ama Fransızların nasıl olumsuz tepki verdiğini görüyorsunuz. Ancak bu uzun bir süreç ve çok da yapıcı bir süreç bence. Hem Türkiye için hem de Avrupa için. Dolayısıyla buna destek veriyorum. Uzun süre alacağını bilmeme rağmen. Şimdi şunu itiraf etmeliyim, ben Avrupa Birliği meselelerini çok yakından takip ediyorum ve Türkiye'de açık toplumla ilgili çalışmalarınızın çok verimli olduğunu gördüm. Şimdi bir komisyon kuruldu ve çok büyük bir etkisi oldu bunun. Ben bunun tanığı oldum. Avrupa'da bunun nasıl işlerlik kazandığını gördüm. Brokar ve Ahdisari Finlandiya'da bunu yaptı. Bunu devam ettirecek misiniz? Bence bu görev tamamlandı. Onlar önemli katkılarda bulundular. Ama ben şunu yapmaya devam edeceğim. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine destek vermeye devam edeceğim. Ve Avrupalıları da biraz daha açık olmaya itme konusunda destek vermeye çalışacağım. Çünkü Türkiye Avrupa'ya yaklaşmak için çok şey yaptı. Ne yaptı mesela? Bu iyi haberleri, yorumları sizden duymak istiyorum. Evet, birçok yasa değişikliğine gidildi. Hakikaten birçok uygulama ortadan kaldırıldı. Polisin bir takım davranışları, Kürtlere yönelik bir takım davranışlarla ilgili değişiklikler yaşandı. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uygun olmamasına yol açacak unsurlar ortadan kaldırıldı. Kıbrıs konusunda da hükümet çok öne çıkacak adımlar attı ama sonuç vermedi. Ama şu anda Avrupa'nın biraz daha fazla şey yapmaya ihtiyacı var. Bunlara cevap verebilir için. Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Siz faal bir biçimde Avrupa sahnesinde onların bir takım şeyleri anlamasına yardımcı olacaksınız. Evet. Evet. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bu sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Ben Ukrayna'ya da çok destek veriyorum. Çünkü Ukrayna'da şu an demokratik bir hükümet var ve yapılabilecek birçok şey var. Ukrayna'nın da hakikaten bir gün üye olmasını sağlayacak unsurlar var. Sizin Türkiye'deki yatırımlarınıza bakacak olursak devam edecek misiniz Türkiye'de yatırım yapmaya? Türk ekonomisinin gidişatını nasıl görüyorsunuz? İyi durumda Türk ekonomisi, iyileşiyor ve cazip bir alan olmaya başladı yatırımcılar için. Bizim birkaç yatırımımız var Türkiye'de. Bunlarla ben şahsen ilgilenmiyorum ama takip ediyorum ve ek yatırımları da düşünüyoruz. Şimdi hala Türkiye yeteri kadar yatırım çekemiyor. Dış yatırımı yeterince çekemiyor. Bir şeyler ters gidiyor herhalde. Neden bilmiyorum. Şimdi Türkiye'nin Avrupa'ya katılımla ilgili büyük bir heyecan oluştu önce. Şimdi insanlar bir kez daha durup düşünmeye başladılar. Hem Türkiye'de hem Fransa'da bir takım muhalif hareketler var. Ama Türkiye'deki muhalefet Fransa'daki kadar kuvvetli değil. Umarım öyledir. Dolayısıyla böyle bir gerileme yaşandı. Ama bence yeniden ileriye doğru gidilecek ve burada önemli olan şey yasal sistemdeki iyileşmeler. Bu çok çok önemli. Özellikle yatırımcılar için hayati önem taşıyor. Ve hakikaten de Türkiye'de büyük bir gelişme var. Dolayısıyla yatırım gelecektir. Şimdi yatırım, Türkiye'de yatırım dediğiniz vakit ne gibi rakamlardan söz ediyoruz? Bunu söyleyemem ama o kadar da büyük meblağlar değil. Çünkü çok büyük bir piyasa değil. Küçük bir piyasa, küçük bir pazar, evet. Biz büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz ama Türkiye için evet ama dünya için küçük bir pazar.